Hiçbir ev hayvanı, ebeveynlerinin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer şahısların açık rızası olmaksızın 16 yaşın altındaki kimselere satılamaz. Genellikle tohumlarla beslenen kuşlarımıza bir başka yiyecek verdiğimizde yiyecekleri tanımakta birazcık zorlanıyorlar. Onlara daha sağlıklı yemekler sunmak için önceden birazcık araştırma yapmamız gerekiyor. Biz de bunun için sizlere daha güzel bilgiler vermek adına Ali Akın'a birkaç soru soracağız. Merhaba Ali Bey. Merhaba. Şimdi kuşlarımızla başlamak istiyorum. Diyelim muhabbet kuşumuzu aldık, evimize geldik. Yavruken nasıl beslemeliyiz ya da büyükse aldığımız kuş nasıl beslemeliyiz? Şimdi genelde zaten kişiler kendilerini alıştırmak için ilk başta yavru kuş alıyorlar. Bunlar da 1 aylık ila 3 aylık arası değişmekte. 1 aylık genelde kuşlarda ilk gittikleri zaman biraz sıkıntı olabiliyor. Kalabalık bir ortamdan sessiz bir ortama geçtikleri için. Onun için yemin yanında yani yemliğin içerisinin haricinde bir de kafesin zeminine yem sermeleri çok daha kuşlar için uygun oluyor. Çünkü tünek dediğimiz aparatın üzerinde durmuyorlar da zeminde duruyorlar ve yem yemeleri daha pratik oluyor. Ali Bey, yem yemekte zorlanan kuşlar için hazırladığı ve adına yumurta maması dediği bir karışımın tarifini bizimle de paylaşıyor. Yumurta maması için haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç ve bebe bisküvisi gerekiyor. Bu malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra muhabbet kuşları için güzel bir ziyafet başlıyor. Ali Bey hazırladığı mamanın çok faydalı bir besin olduğunu da savunuyor. Peki yeşillik vermek doğru mu kuşlara? Bu genelde hani bildiğimizde marul verilir. Evet. Her zaman vermeli miyiz ya da hangi zamanlarda verilmemeli? Yeşilliği her zaman veremiyoruz. Çünkü verdiğimiz zaman kuşlarda içindeki sıvı miktarı fazla olduğundan dolayı bu gıdalarda. Çünkü temiz yıkamamız gerekiyor. Yıkamazsak da bu sefer sıkıntı olabiliyor. Üzerindeki ilaçlardan dolayı. Sıvı bu fazla verildiği zaman da kuşlarda ishale sebep oluyor. Onun için biraz daha seyrek vermek gerekiyor.